Merhaba sevgili arkadaşlar. Acil durum ve afetlerde ulaştırma yönetimi ve uygulamaları kitabımızın 4. bölümü olan Ulaştırma Hukuki Altyapısı ve Organizasyonu başlıklı konumuzu sizlerle özetlemeye çalışacağım. Temel afet kavramları ile ulaştırma. Afet ve acil durumlarda kullanılan temel kavramların ulaştırma, enerji, Sağlık ve bunlar gibi diğer alanlarda bir çerçeve oluşturması ve bu çerçeve dahilinde iş ve işlemlerin yürütülmesi, ortak bir dil geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Ulaştırma ve e, ulaştırma afet ve acil durumlarda çeşitli safhalarda planlanmalıdır. Bu safhalar koruma, e, önleme, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme gibi safhalardan oluşur. Yasal mevzuat ve hükümlülüklere bakalım isterseniz. Afet ve acil durumlarda kurumların, bireylerin ve diğer aktörlerin görevlerini ifa ederken belirli bir hukuk temelinde hareket etmelerini beklemek şarttır. Bu çerçevede tümden gelim yöntemiyle ilk olarak afet ve acil durumda dünyadaki örneklere bakmak ve daha sonrasında ise ülkemizdeki bir çerçeveye bakalım isterseniz. Uluslararası mevzuat dediğimizde afetlere yönelik mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet müdahale ile ilgili tek bir yasal çerçeve bulunmamakla beraber konuyla ilgili çok taraflı yani ilgili çeşitli çok taraflı ikili anlaşmalar, bildirgeler, rehber, model ve bağlayıcı olmayan araçlar bulunur. Bunlar söz konusu kapsamlı bir mevzuatın yokluğundan doğan eksiklikleri gidermede büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Bunlardan haberleşme ve ulaştırma ile ilgili olanlara örnek verdiğimizde uluslararası afetlerde iletişimin düzenlenmesine yönelik bağlayıcı özelliği bulunan Tampere Sözleşmesi 1998 yılında imzalanmıştır. Diğeri 1944 yılında imzalanan Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve 1965 yılında e, imzalanan uluslararası deniz trafiğini kolaylaştırma sözleşmesi diyebiliriz standart olarak tüm modları içerecek şekilde düzenlenmiş ulaştırma afet yönetimine ilişkin bir uygulama uluslararası uygulamalarda görünmemektedir genellikle kurumlar görev alanlarına ilişkin kendi acil durum planlarını ortaya koymaktadır Ulusal mevzuata bakacak olursak 2009 yılından önce üç farklı kurum kurum tarafından yürütülen afet ve acil durum ve savunma işleri 2009 yılında 5902 sayılı yasayla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yani AFAD'ın kurulmasıyla birlikte tek elden yürütülmeye başlanmıştır. Bu kurum afetlere dirençli toplum oluşturma bağlamından yola çıkarak e bütünleşik afet yönetim sisteminin ilkelerini günümüzde ve ülkemizde uygulamaktadır. Ülkemizde ulaştırmaya ulaştırmayla ilgili ilişkisi olan ve afet ve acil durumlara yönelik atıflarda bulunan mevzuatlar şu şekildedir. Tabii ki bu mevzuatlar dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD afet öncesi ve sırasında ve sonrasında gerekli iş ve işlemleri yerine getirmektedir. Bu kanunlara bakalım isterseniz nedir? Bu 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair bir kanunumuz bulunmakta. Yine 7126 sayılı sivil savunma kanunumuz bulunmakta. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne suretle yürütüleceğine dair bir kanunumuz bulunmakta. Denizlerde ve yurt yüzeyinde görülen patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere uygulanacak esaslara ilişkin bir kanunumuz bulunmakta. Ayrıca denizde can ve mal koruma hakkında kanun, deniz çerçevesinin petrol ve zararlı maddelerle kirletilmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazminini esaslarına dair Kanun e, karayolları trafik kanunu sivil havacılık genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanun denizde can ve mal karuma e, hakkında kanun karayolları ve genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanun e, ülkemizdeki e, bu, yön, bu çerçevede düzenlenen kanunlar. Tabi her türlü afet ve acil durum için hızlı etkili ve kapsamlı müdahale organizasyonu oluşturan Türkiye e, afet müdahale planıyla buna kısaca TAMP diyoruz. Daha kısa zamanda daha geniş alanda daha çok hayatın kurtarılması kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ekonomik ve sosyal kayıpların en aza indirilmesi ve kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Afet e, Müdahale Planı e, yani e, TAMP e, kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilen Afet ve Acil Durum Müdahale Planlarından biri de nakliye hizmetleri planının oluşturulması ve bu planın uygulamaya geçirilmesidir. Nakliye taşımacılık faaliyetinin gerçekleştiği ulaştırma safhasıdır. Dolayısıyla Afet ve acil durumlarda taşımacılığın ne şekilde düzenleneceği, kontrol edileceği ve yönlendirileceği üzerinde durulması gerekmektedir. Nakliye iş ve işlemleri ülkenin afet ve acil durumlara müdahale safhasında kritik bir rol oynayarak, birincil düzeyde afetzedelere doğrudan hizmet sağlayan hizmet gruplarının nakliye taleplerinin yerine getirilmesi amacı gütmekte. Yani diğer bir deyişle hizmet gruplarının taşıma hizmetini sağlamaktadır. Afet ve acil durum e, ulaştırma planlamasının başarılı bir şekilde uygulanması, yani müdahalenin gerçekleşmesi, başarılı bir organizasyon yapısı ve etkin bir koordinasyon ile mümkün olabilir. E, ulusal bazda koordinatör birim, sorumlu bakanlık, yani e, yerel bazda da Bakanlık bazında ve bölge müdürlükleri olmakta bu organizasyonlar içinde bu müdürlükler hem bakanlık birimleri olup hem de valiliklere bağlı şekilde faaliyetine devam etmektedir. Biraz da ulusal nakliye koordinasyon ekibi yani UNKE'den bahsedelim. Ulusal bazda afet ve acil durumda nakliye hizmetlerine ilişkin karar veren en üst merciye biz Ulusal Nakliye Koordinasyon Ekibi diyoruz. Unke içerisinde tüm ulaşım modlarından en üst yöneticilerin bulunduğu, tüm afet ve acil durum ulaştırma gidişatının izlendiği ve raporların değerlendirildiği bir birim olarak söz edebiliriz. Bu ekip tüm ülkede uygulanacak afet ve acil durum nakliye yönetim prensiplerinin çerçevesini çizmekte, diğer ekiplerin müdahale performansını değerlendirmekte ve afet sonrasında çıkarılan dersler doğrultusunda karar alarak müdahale yapısına yön vermektedir. Bir diğer deyişle afet ve acil durum nakliye yönetiminin üst karar alma organı UNKE'dir. Aynı zamanda bu birim tüm nakliye hizmetleri doğrultusunda üst yönetime hesap verme sorumluluğu taşımaktadır. Afet ve acil durumlarda ulaştırma ve nakliye iş ve işlemleri, 0. dakikadan itibaren nakliye talebinin yapılmasına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Tam kapsamında oluşturulan hizmet gruplarının nakliye sistem, hizmetlerinin yerine getirilmesi ya da bunun dışında oluşabilecek diğer nakliye talepleri için, bir başka birimden ulaşım talebi gelmesi gerekir. Bu talep eğer ulusal boyutta ise Bakanlık Merkez Teşkilatında, eğer yerel boyutta ise valiliklerde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinde değerlendirilerek karşılanmaktadır.